gerçekçi vlogunu çekmeye karar verdim. Bu kararı verdim çünkü eskisi kadar hayatımın içini göstermediğimi fark ettim. Sürekli bir koşturma içerisindeyim. Öyle yapıyorum, böyle yapıyorum, yemek yiyorum falan. Ama gerçekte hayatta bunları yapmıyorum. Aslında daha fazla şey yapıyorum ve onların hepsini göstermek istiyorum. Bu birazcık içten bir vlog olacak. Yarın sabah 7.30'da suda olacağım. Oradan çıkışta fizik tedaviye gideceğim. Fizik tedaviden çıkıp da diş doktoruma gideceğim. Sanırım büyük çantayı almam daha iyi olacak. Çok güzel bir haberim var. Yüzmeye başlıyorum. Yarın sabah antrenmanım var. Bu uzun bir süreçti. 2 yıl boyunca bir başladım, bir geri bıraktım, başladım. Yani 2-3 denemem oldu ama hepsinde başarısız oldum. Çünkü hem yeteri kadar motivasyonum yoktu. Hem de sakatlanmadan, yani tekrar sakatlanmaktan korkuyordum. Sanırım o içimde böyle yarım kalan bir yüzme isteği vardı. Onu böyle tam evet şimdi istiyorum, şimdi başlamalıyım dediğim dönemlerde değil de tekrar yüzeyim hadi dediğim dönemlerde gerçekleştirdim. Ama bu sefer karar verdim. Umarım hiçbir sakatlığım falan olmaz ve devam edebilirim. Yarın sabah antrenmanım var. Fizik tedaviye başladım. Fizik tedavim devam edecek. Şimdi de çantamı hazırlayacağım ki akşam erken yatacağım. Onunla uğraşmak istemiyorum. Sabah kalktığımda çantam hazır olsun. Antrenman programını bilmiyorum neler var. O yüzden tüm malzemelerimi götüreceğim. Sadece tahtamı, yani kickboardumu İzmir'de bıraktım. O yüzden onu götüremiyorum. Evet, yüzme çantamda neler var çekiyoruz. Öyle çekmiyoruz, vlog çekiyoruz aslında. Bunu öyle bir video zannetmeyin ama beraber. Bu, her şeyi bu vlogta dümdüz beraber yapmak istiyorum sizinle. Bu ne be? Çantanın içinde bir şeyler var. Uç kırılmış çantanın içinde. Okey. Havlumu daha sonra koyacağım. Çünkü şu an tam olarak nerede bilmiyorum. Onu bulmam lazım. Bu görmüş olduğunuz şey pull boy'dur. Pull boy'u bacakların arasına koyarsın. Ve ayak vurmadan yüzersin. Sadece kollarınla. Pull boy'umu koyuyorum. Sonra 2 tane bone koyacağım. Yani normalde kısa saçım kısayken bu boneyi kullanıyordum. Ama şu an saçlarım uzadığı için bunun içine biraz zor girdi. Ama ben yine de yanıma alacağım. Bir tane normal boyutta bir bonem var. Bunların ikisi de markası Arena. Ben bonede Arena kullanmayı seviyorum. Bunu koyduk. Gözlüğüm yine Arena. Modelini soranlar olursa Arena Cobra. Bu aslında benim yarış gözlüğüm ama yine antrenman gözlüğümü İzmir'de bırakmışım. O yüzden şimdilik bunu götüreceğim yarın. Sonra burunluk. Genelde bunu sırt yüzenler kullanır. Su altı, uzun su altında ben daha uzun su altı yapabilmek için kullanıyorum. Burnuma su kaçmasın diye değil. Yani yüzücülerin hiçbiri zaten burnuna su kaçmasın diye bunu kullanmıyor. Uzun bir su altı yapabilmek için. Çünkü sırt üstü suyun altında giderken burnunuzdan sürekli nefes vermeniz gerekiyor. Ve o nefesi verirken aslında sudan daha erken çıkmanız gerekiyor. Bunu taktığınızda burnunuzdan nefes vermediğiniz için çok daha uzun süre gidebiliyorsunuz. Yıllardır, bak kaç yıldır takmıyorum. İlk defa takacağım. Dertler derya olmuş. Böyle oluyorsunuz. Burnunu küçültmek isteyenler bunu takıp günlerini geçirebilirler. Şaka yaptım. Sakın öyle bir şey yapmayın. Sonra bunu koyuyoruz. Burnumuzu. Bu da lastik. Bazen pull boy taktığınız ayağınıza da bu lastikleri takarsınız ama antrenörden antrenöre değişir bunu isteyen kişiler. Ben yine de bunu yanında götürüyorum. Bunlara pedal diyoruz. Pedallar da genellikle pull boy antrenman yaparken kullanılır. Bunları böyle elinize takıyorsunuz. Ayak vuramadığınız için bunlarla çok daha iyi yüzüyorsunuz. Hızlanıyorsunuz ve suyu, aslında suyu çekişinizi daha iyi anlayabiliyorsunuz. Eğer kolunuzu atıp şöyle yapıyorsanız, doğru çekiş yapamıyorsanız pedalı taktığınızda bunu daha iyi anlarsınız. O yüzden onu çalışmak için de kullanıyoruz. Terabant var. Terabantı götüreyim ben de. Belki ısınmada gerekebilir. İşte bununla da
ısınma bir şeyler falan filan yapıyorsunuz. Bu mayoyu biraz önce Decathlon'dan aldım. Bu mayo 14-15 yaş mayosu. Ben genellikle Decathlon'dan bir mayo alacaksam küçük yaş alıyorum. Çünkü hem büyük yaşlarda güzel modeller yok. Hem de çok büyük onlar. Şunu aldım. Şurası da bir etiket var. Onu birazdan keseceğim şuradan. Sırtı şöyle çapraz. Ben bu askılarını çok beğendim. Askılarının rengini. Yarın bunu giyeceğim. Başka mayom da var da. Mesela bu mayo biraz bana büyük geldi işte. Bayağı büyük geldi şuralarından. Göğüs bölgesi büyük geldi. Ben bunu Almanya'dan almıştım. Bu da Nike'ın bir mayosu. Aslında Nike'ın çok güzel mayoları var ama maalesef Türkiye'ye getirmiyorlar. Nike, beni duy lütfen. Türkiye'ye mayo getirin. Yüzünüz de olurum. Hiç önemli değil. Ama gerçekten Nike'ın mayolarını çok sevmeme rağmen ancak yurt dışından getirmem gerekebiliyor. Bunu şimdilik buraya koyuyoruz. Belki diğer gün bunu giyerim antrenmanda. Bu çantayı da merak edenler olursa, bu da bir yine yüzme markasının Speedo'nun çantası. Şöyle. Şuraya da suyumu yerleştireceğim. Aa, bir de onları sabah koyacağım. Marketten elma, muz, işte çerez gibi şeyler aldım. Onları antrenman çıkışında yiyeceğim. Çünkü vaktim olmayacak antrenman çıkışında bir şeyler yiyebilmek için. Fizik tedaviye hemen gideceğim. Giderken orada hemen elmamı, çerezimi, bademimi falan. Çerez dediğim de çekirdek falan değil yani. Kuru yemiş. Çerez diyorum. Kuru yemiş yiyeceğim. Ve fizik tedaviye gideceğim. Böyle. Bana şans dilemenizi istiyorum. Bir daha sakatlanmak istemiyorum. Ya da böyle psikolojik olarak güçsüzleşip bırakmak istemiyorum. Yani bir şekilde tekrar yüzmek istiyorum. Çünkü eminim siz de işte daha önce bir vlogumda söylemiştim. Yüzdüğüm zaman daha farklıyım. Enerjim daha farklı, daha mutluyum, daha hareketliyim, daha kendim gibiyim. Ama yüzmediğim zamanlarda, bu vloglarda da anlaşıldı bence son 2 yıldır. Hep böyle bir daha sakin, daha sessiz. Enerjim daha düşüktü. Ama eski günlere geri döneceğim diye ümit ediyorum. Bu arada tartıldım gördünüz. Yine dediğim gibi çok açık ve net bir vlog olacak benim için. 67 kiloyum. 63 kiloydum. Kilo almışım. Karantina, o bu falan derken. Kilo aldım ama kendimi kötü hissetmiyorum o kadar. Çünkü yüzeceğim için bu kiloların zaten böyle pırr diye gideceğinden eminim. Ama hepsi gider. Siz canınızı sıkmayın. Sağlıklı yaşayın, güzel beslenin. Motivasyonunuzu kazanın. Spor yapın. Güzel bir hayat yaşayın. Sağlıklı olduktan sonra gerisinin bir önemi yok. Aslında suda da bir şeyler çekmek istiyorum ama onu tabii yarın ilk defa, yani antrenörümle bile ilk defa tanışacağım yarın. Havuzu ilk defa göreceğim, yüzeceğim havuzu. Takım arkadaşlarını ilk defa göreceğim. O yüzden yarın biraz deneme gibi bir şey olacak. Gidip bakacağım ortama. Ona göre ilerleyen zamanlarda GoPro videoları da ekleyeceğim. Bence çok güzel olur. Antrenmanlardan kesitler izlersiniz siz de. Ama yarın öyle bir gün olmaz. Tanışma günü. Şimdilik ben kaçıyorum. Sabah görüşürüz. Şöyle yapacağım. Şimdi havuzdan çıktım. Ölüyorum. Bayağı öldüm yani. Ama çok iyi geldi. Taksi bekliyorum. Fizik tedaviye gideceğim.
Taksi bana mı geldi acaba? Bir dakika, durdurmam lazım. Benim buraya net arabayla gelmem lazım. Çünkü sabah buraya gel, buradan fizik tedaviye git, oradan tekrar dön falan bayağı zor. Ve yorucu yani, yoruluyorsunuz. O yüzden şu arabama atlayıp gitmek daha mantıklı. Arabama dediğime bakmayın. Arkadaşımın arabasını alacağım tabii ki antrenmana gelirken, benim arabam yok. Böyle. Şimdi fizik tedaviye gideceğim. Canım çıktı. Yani şeye, yiğitliğe sürdürmeyeyim diyorum ama yani yüzerken çok rahattım da çıkınca böyle şey oldum. Sanki ruhum çekildi. Daha fizik tedavi var bakalım. Salı ve perşembelerimiz bizim bol hapşırıklı geçir. Değil mi? Benim de bak bu tarafa tıkanmış. Evet, şimdi sırada alışveriş var. Çünkü evde hiçbir şey yok. Yani var ama hep böyle kötü şeyler var. O yüzden birazcık sebze falan almam lazım. Yumurta almam lazım. Zeytinim falan bitti. Şimdi arkadaşımın arabayı alacağım yine. Onunla gideceğim Migros'a. Çok yoruldum yalnız. Bu arada sırtına da kupa çekler. Sırtım mosmor. Eve gidince göstereceğim. Çok acayip oldu. Aşırı uykum var. Arabayı her an bir yerlere vurabilirim. Alışveriş arabası. O kadar gözlerim kapanıyor. Diş randevumu iptal ettim, yetişemeyeceğim diye. Bakın şunları aldım. Böyle yeşilliklerle dolu bir şey değil yani. Sadece temel ihtiyaçlarımı aldım. Et, peynir falan gibi. Evet, kendi kameramı geçtim sonunda telefonu bırakıp. Şimdi. Bugün gerçekten yorucuydu. Bayağı yorucuydu. Ama gerçekten bana iyi geldi yani, hissedebiliyorum. Şöyle yüzümdeki şu gülümsemeden bile anlaşılıyor. Ama çok yoruldum. Şimdi yarın yok, yarından sonra var antrenmanım. Fizik tedaviye girdim havuzdan sonra. Ve kupa çektiler sırtıma, bakın şimdi. Morardı sırtım. Bakar mısınız? Şu sırtım mosmor. Şöyle, tabii kilo aldım. 10 kilo aldım. Şimdi şöyle hesap edin. Sırtınıza böyle 10 kiloluk bir çuval koyup suda yüzmeye çalıştığınızı düşünün. O his var. Yani daha önce 10 kilo eksikle yüzüyordum. O yüzden böyle tabii ki tekniğim vesairem, bugün de zaten yavaş yüzdüm. Ama böyle gün geçtikçe, işte kilo verdikçe, çalıştıkça daha iyi olacak. Bugün fizik tedavide videomu çektik. Çektiğimde gördüm ki bayağı kilo almışım. Yani mesela böyle baktığımda anlaşılmıyor. Aynaya baktığımda giyinirken anlaşılmıyor. Ama karşıma bir kamera koyup onun önünde bir şeyler yaptığım zaman gerçekten kiloluyum. Ama bunu burada böyle açık açık söylüyorum. Çünkü yine de dediğim gibi, yani bu vlogum böyle çok samimi, içten bir vlog olmasını istedim. Yani benim göbeğimi bile görebilirsiniz. Bunu saklamak istemedim. 67 kilo ile başladım. Bakalım ilerleyen zamanlarda ne olacak? Merakla bekliyorum. Ama şu an benim için asıl önemli olan şey tekrar yüzüyor olmak. Zaten yüzerken o kilolar gidecek. Bundan eminim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Ben şimdi tabii videoyu burada bitiriyorum. Ve bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Umarım bu vlogu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen yorumlarınızı bana bırakın. Kanala da hala abone olmayanlar varsa lütfen abone olsunlar. Zil tuşundan zili açsınlar. Çünkü video yüklediğimde çoğu insanın haberi olmuyor. Böyle parça parça arada bazen zaman olabildiği için çok öne çıkamıyorum. Bu sebeple siz bana abone olup zili açarsanız anında haberiniz olur videolardan. Böyle. Sakın bana şişko falan diye yorum yapmayın vallahi bak. Yemin ederim çok kızarım. Sizi çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.